vezirin halveti terk etmem diye cevap vermesi. Vezir dedi ki, delillerinizi kısa kesiniz. Nasihatimi canı gönülden dinleyiniz. Emin isem, emin adam göğe yer dese bile itham edilmez. Eğer ben mahz-ı kemal isem, kemali inkar nedir? Değilsem bu zahmet, bu eziyet ne oluyor? Vezirin halveti terk etmesini istiyor müritler. Tabi burada vezir din bozguncusu prototipinde. Hani bu hikaye başlarken Hazreti Mevlana bu hikayede Allahu Alem Pavlos'u anlatmış. Ama bütün inananların içerisinde böyle Pavlosvari kimseler vardır. Bütün inananların içerisinde insanların inançlarını, dinlerini ifsad edici, şeytana kul kölelik yapan kimseler vardır. Allah-u Alem Hazreti Pir o zamandan bütün ümmet-i Muhammed'e bir ders vermedi. Bu noktada ümmet-i Muhammed'i uyarmada, ümmet-i Muhammed'i neyi nasıl görmesini, neyi nasıl bakmasını istemeden. Tabii bu vezir her ne kadar prototip olarak ini ifsad eden bir kimse de olsa, bunun üzerinden Hazreti Pir, Allah-u Alem, ümmet-i Muhammed'e yine bir edep. Bu noktada bu yolda gidecek olan, tasavvuf yolunda gidecek olanlara bir öğüt vermeli. Vezir dedi ki, delillerinizi kısa kesiniz. Nasihatimi can ve gönülden dinleyiniz. Emin isem, emin adam, göğe yer dese bile itham edilmez. Bu bir Arap atasözü. Bir kimse emin ise, göğe yer dese inanılır ona. Göğe yer dese, eğer ben mahz-ı kemal isem, yani ben bir kemal ehli bir kimse isem, benden sudur eden bir şeyi inkar etmek niye? Yok ben kemal ehli değil isem, benimle ne uğraşıyorsunuz, çektiğiniz eziyete değmez. Burada bir edep var. Bu edep şu. Belki de bir mürit-mürşit ilişkisinin temeli atılmalı. Bir mürit-mürşit ilişkisi nasıl olmalı? Buna tabii temel atarken de bunun ölçüsü birinci derecede Kur'an ve sünnete bakacağız. Birinci derecede Kur'an ve sünnete bakarken bir müridin, bir öğrencinin, öğretmeninin yanında veyahut da bir çocuğun anne babasının yanında veyahut da bir çırağın ustasının yanında veyahut da bir meslek, bir sanat öğrenecek olan kimsenin, o mesleği, o sanatı öğretecek olan kimsenin yanında nasıl olması gerektiği, nasıl durması gerektiğiyle bakacağız. Buna en önemli ölçülerden birisi Hucurat Suresi. Ayet 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. Hucurat Suresi ayet 1. Ey iman edenler, Allah ve Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin. Allah ve Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin. Resulünden önce herhangi bir şey konuşmayın. Bütün işlerde ona tabi olun. Bir kimse eğer bir kimseyi kemal olarak kabul ettiyse, eğer bir kimseyi aktap olarak kabul ettiyse, eğer marangoz çırağı, marangoz ustasını kendisine usta olarak gördüyse,
ustasının ne dediğini bekleyecek. Eğer ustasının ne dediğini beklemeden bir şey konuşuyorsa, kendince bilmeden bilgiçlik taslıyor demektir. Eğer ki bir mürid, mürşidinin önünde, mürşidi bir şeye konuşmadan, onu bir şey konuşuyorsa, bilgiçlik taslıyorsa, aslında bilmeden bilgiçlik taslamaktır. Ve ne yazık ki insanlar bu noktada haddi aşmış vaziyettedir. Hani Muaz radıyallahu anh hazretlerine, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Yemen'e vali olarak gönderirken ona sorar. Neyle hükmedeceksin? Kur'an'la ya Resulallah. Bulamazsan senin sünnetinle ya Resulallah. Bulamazsan kıyas ederim, kendi içtihadıma bakarım ya Resulallah. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ona söylediği söz muhteşem. Allah Resulü Muaz'ın göğsüne vurarak Allah Resulü'nün elçisini Resulullah'ın hoşlandığına muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurdu. Bu sözden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hoşnut oldu. Çünkü Muaz kendi heva ve hevesini öne çıkarmadı. Muaz önce ne yaptı? Haddi bildi. Allah'ın önüne geçmedi. Dedi ki bir şeye hükmedeceğimde önce Kur'an'a bakarım. Ve bunda önce Kur'an'a bakarım derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bundan incinmedi. Bundan gocunmadı. Bundan yüksünmedi. Neden sen ben burada dururken önce Kur'an'a bakıyorsun demedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Muaz'ın duruşunu alkışladı. Çünkü Muaz önce Allah'ın hakkını, Allah'ın hukukunu, Allah'ın payını ortaya koydu. Dedi ki benim hevam hevesim değil. Ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de değil. Ya önce Allah'ın dediği. Ardından Muaz dedi ki bulamazsam sünnete Resulullah'ına bakarım. Bulamazsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne diyormuş ona bakarım. Onda da bulamazsam o zaman ikisinin ışığı altında içtihad ederim dedi. İşte bu manada öne geçmemek. Mürşidin önüne geçmemek. Ustanın önüne geçmemek. Anne babanın önüne geçmemek. Öğretmenin önüne geçmemek. Komutanın önüne geçmemek. Komutanın önüne geçmemek. Beklemek. O meselede ilim ehli olan bir kimsenin önüne geçmemek, edep etmek. Burada vezirin peşindeki müritler aslında vezire karşı edepsizlik ettiler. Onun yapmış olduğu bir şeyin önüne geçmeye çalıştılar. Dediler ki yapma ona. Onun yaptığı bir şeyi nakıs gördüler. Onun yaptığı bir şeyi eksik gördüler. Ve vezir de diyor ki eğer ben kemal ehliysem, ben olgun bir kimseysem, benim sizin yer olarak gördüğünüzü ben gök desem bunu kabul edeceksiniz. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ayet-i kerimesi de yine müminlere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden bir terbiyedir. Hani rivayet edilir ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kabileye bir imam tayin edecektir. O esnada imam tayin edeceği zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz bir kimseyi önerir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de başka bir kimseyi önerir. Hazreti Ebubekir Efendimiz sen benim önerdiğime karşılık bunu öneriyorsun deyince Hazreti Ömer de hayır ben onun senin önerdiğine karşılık önermedim der.
seslerini yükseltirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzurunda bu meseleyle alakalı. Ve Cenab-ı Hak hemen ayet-i kerime indirir. Der ki peygamberlerin huzurunda, peygamberin huzurunda sesinizi yükseltmeyin. Onun önünde atışmayın. Onun önünde tartışmayın. Onun önünde birbirlerinizle cedelleşmeyin. İşte müritler vezirin önünde cedelleşiyorlardı. Bir kısmı diyordu ki halvetten çıksın. Bir kısmı da diyordu ki halvete devam etsin. Bu cedelleşme müritlerin arasında mürşitlerine karşı yapmış oldukları ayrı bir edepsizlikti. Yine Hucurat 5. sure. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Müritler vezire diyorlardı ki halvetten çık. Biz seni görmek istiyoruz. Biz seninle konuşmak istiyoruz. Sen bizim yanımızda durasın istiyoruz. Ayet-i kerime vezirin bu noktada yaptığını doğru, müritlerinin yaptığının yanlış olduğunu gösteriyor bize. Ve zaten hemen vezir de onlara cevap veriyor. Ben bu halvetten çıkmayacağım. Çünkü kalp ahvaliyle meşgulüm. Ve vezir onlara diyordu ki ben bu halvetten çıkmayacağım. Bu halvetten çıkmayacağım deyince önümüze bir ölçü daha geldi. İki tip halvet vardır. Birisi geçen sohbetlerde kısa kısa anlattığım Musa aleyhisselama emredilen, önce 30 gün olan, ardından Cenab-ı Hakk'ın emriyle 10 gün daha ilave edilip 40 günlük halvet. Bu Musa'ya 30 gece vaat ettik. Sonra buna 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği sure 40 geceyi tamamlanmış oldu. Araf ayet 142. Her şeyin kendi içerisinde bir kaidesi, kuralı vardır. Her ibadet kendi içerisinde bir kural getirir, disiplin getirir. Siz bir ibadeti kendi kafanızdan yeni bir kuralla kurallayamazsınız. O ibadeti emreden Allah, o ibadetin kurallarını koyucudur. İşte bir halvet de 40 günlüktür. Ona sufiler arvain derler. Bu Musa aleyhisselamın sünnetidir. Musa aleyhisselama 40 günlük verilmiştir. Bir kimse 40 günlük erbain yapabilir mi? El cevap yapabilir. Ama bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine 10 günlük emredilmiştir. Son Ramazan, o son öleceği sene Ramazan'da 20 günlük yapar. Bu da bizim itikafımızla alakalıdır. Bakara ayet 187. Mescitlerde itikaftayken de hanımlarınıza yaklaşmayınız. Demek ki mescitler itikaf yeridir. Başka bir ayet-i kerimede İbrahim aleyhisselamla alakalı Beytullah'ı yapınca orası hac etme. Yani namaz kılma, hac etme ve itikaf etme yeri olarak belirlenmiştir. Namaz kılma, hac ve itikaf toplanma yeridir. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de birçok hadis-i şerifte Ramazan'ın son 10 gününde hep itikafa girmiştir. Bir kimse niyet ederse 40 günlük itikafa, o 40 günlük itikafı terk etmemesi gerekir. Bir ibadeti terk edemezsiniz. Bir ibadete başladıysanız o ibadeti bitirmekle mükellefsiniz. Eğer bu zamanlı bir itikaf, zamanlı bir ibadet ise, zamanlı ibadet, Ramazan'da 30 gün oruç tutmak gibi, oruca başladıysanız bitirmeye gayret edeceksiniz. Kendinizi disiplin edeceksiniz. Eğer normalde sağlığınızla alakalı herhangi bir şey olduysa, o zaman bu müstesnadır. Namazlarınızı takip edeceksiniz. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ecel gelinceye kadar ibadetle emrolundu. Ecel gelinceye kadar.
Hatta o ecel kelimesini normalde İmam Buhari ecel olarak onu tanımlar. İmam Buhari onu ecele atfettirir. Yakindir. Kelime manası hocam daha iyi bilir de değil mi hocam? Evet, evet. Yakin değil mi orada? Yakin olarak geçiyor. Ben mi yanlış okudum? Yok doğru. Yakin değil mi? Yakin olarak geçiyor. Ya burada yakin olarak geçerken nasıl ecel bunu anlamışlar diye ben biraz böyle bu fakir önceleri okumaya böyle meraklıydı işte dervişlerin ilk zamanları. Öyle biraz karıştırdıydım, kurcaladıydım. Bundan 25-26 yıl önce o zamandan kalma. Oradaki yakinliği tabi İmam Buhari özellikle ecele bunu yani ölümle eşleştirmiş. Tabi ben biraz melamilerin çok olduğu memlekettenim. Melamiler bu ayet-i kerimeden bakaraktan ibadetlerin bir kimseye Allah'a yakınlık peyda oluncaya kadar farz olduğunu, Allah'a yakınlık peyda eden bir kimsenin üzerinden ibadetlerin sakıt olduğunu söylerler. Bunu bir yerlerde dinlerseniz, hiç olmazsa sizin böyle bir tabiri caizse kulağınıza küpe olarak kalsın. Bu bir kısım melamiler vardır. Ben melameti severim, melamiliği de severim. Ama bir kısmı vardır ki ben hoş görmem. O bir kısım melamiler kendilerine Allah'a yakınlığın peyda olduğunu, bu yakınlıktan dolayı ibadetten sakıt olduklarını söylerler. Ve bunu söylerlerken de bu ayet-i kerimeye atıfta bulunurlar. Bu ayet-i kerimede de normalde işte Allah'a yakınlık, hani ecel gelinceye kadar bütün mealciler ve tefsir edenler bu ayet-i kerimeyi ecel gelinceye kadar diye nitelendirir. Ama işte orada bir yakin söz konusudur. Aslında ecel demesek biz ona, yakınlık desek meselenin özü noktasında daha önemli. Çünkü ibadet yakınlık elde etmek içindir. O zaman yakınlığın da yakınlığı vardır. Yakınlığın da yakınlığı vardır. Yakınlığın da yakınlığı olacağına göre o kimsenin ibadeti hiç terk etmemesi gerekir. Bakın hiç terk etmemesi gerekir. Ama bunu böyle biraz eşeğe tersinden binmek gibi oluyor. Eğer bu ayet-i kerimeyi başka türlü algılarsa o kimse, ben yakınlığı sağladım, o yüzden ibadet benden sakıt olduğu düşüncesi işi sapıklığa götürüyor. İşi sapkınlığa götürüyor. Ama yok gerçekten ayet-i kerime mucibince yakınlığın da yakınlığı lazım, yakınlığın da yakınlığı lazım deyip de Allah'a yaklaşma açısından bakılırsa ibadetlere, o zaman o kimse bütün ibadetleri yapma aşkıyla, şevkiyle Allah'a yaklaşma noktasını düşünecek olduğundan dolayı muhteşem bir şey çıkacak. Ama velakin öyle görmeyip de ibadeti terk edenler olmuş. İşte burada da o kimsenin ibadetini terk etmemesi, ibadetini hiç inkıtaya uğratmaması ve devamiyet arz etmesi gerekir. Ve vezir o esnada itikafını terk edemez. Halvetini terk edemez. Terk etmesi şeriata aykırıdır. Bir kimse Ramazan itikafını tasavvufa göre girerse terk edemez. Terk etmesi için ölmesi gerekir. Bu da zaten istenen bir şeydir. Bir kimse itikafta la ilahe illallah derken ölmeyi arzu eder. Muhteşem bir şeydir. Muhteşem bir şeydir. Çünkü günlük ilk 3 gün 70'er bin tevhid çekecek. Birinci gün 70 bin tevhid, ikinci gün 70 bin tevhid, üçüncü gün 70 bin tevhid. Bizim dergahımızda itikafa giren bir kimse ilk 3 gün 70'er bin tevhid çekecek. Günlük derslerini de 500'e çıkararaktan. İlk 3 gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetlerini görürse, sesini işitirse, sarığını görürse, ne bileyim işte o geliyor derlerse, bir şey duyarsa onunla alakalı, dördüncü gün normal dersini çektikten sonra
10.000 salavat-ı şerife çekecek. Beşinci günkü dersi 100.000 lafz-ı celal. Ya Allah. Altıncı gün 70.000 tevhid. Yedinci gün 100.000 ya Allah. Sekizinci gün kelime-i tevhid. Dokuzuncu gün ya Allah. Onuncu gün bayram sabahına kadar 70.000 tevhidi bitirip bayram sabahında çıkacak. İtikaf bu. Eğer bir beldede itikafa giren hiç kimse yoksa o beldenin bütününe vacip. İtikaf her Müslüman için lazım. Hiç olmazsa ömrünüzde bir gün Ramazan 10 gün itikaf yapın. Hiç olmazsa. Yapabilirseniz her sene yapın. Yapamayanlar ömürlerinde bir sefer de olsa 10 günlük itikaf yapsınlar. Bir sahabine de itikaf olur mu? Olur. Buradan çıkıncaya kadar itikafa niyet ettim ya Rabbi. Buradan çıkıncaya kadar itikaf sevabı alacağım şimdi. Niyet ettim. Burada hevai hevesten konuşmayacağım. Hevai hevesten konuşmazsam dışarı çıkıncaya kadar itikaf sevabı alacağım. İnşallah. Niyet edin içinizden. Dışarı çıkıncaya kadar. Eğer normalde bir gün dersek burada bir gün kalmamız gerekir o zaman. Eğer buradan çıkarsak bir gün dediğimizde bir gün itikafa girmemiz vacip olur. Çünkü nafile bir şeye niyet etti, karar verdi mi bir kimse yerine getirmezse vacip olur. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Ramazan'ın her son 10 günde itikafa girerdi. Eşleri de girdi. Malum ya, önce Hazreti Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah ben de itikafa girebilir miyim? Evet dedi. O çadırını kurunca diğerleri de canı istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kıskanılmayacak bir kimse değildi. Öbür birisi çadırını kurunca öbürkü de kurdu, öbürkü de kurdu. Bir sabah kafasını çıkardı çadırdan. Bir baktı ki 2-3 tane daha çadır kurulmuş. Ondan sonra kendisi de hepsini de terk ettirdi. Kendisi de o sene terk etti. Oradan hüküm çıkardılar. Dediler ki kadınların mescitlerde itikafa girmesi caiz değildir. Eğer caiz olmuş olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buna müsaade edecekti. Ve o seneki itikafını bir rivayette hemen Aşure ayında Muharrem'in ilk 10'unun son 7 gününde itikafa girdi. Yani 10 günü tamamladı. 3 gün yapmıştı, 7 gün daha yaptı, 10 günü tamamladı. Bir kimsenin bir hadis-i şerif daha var böyle. Virdini, günlük virdini yerine getiremezse ertesi gün yerine getirmesi elzemdir. Hadis-i şerif böyledir çünkü. Namazı kılamazsanız muhakkak kaza edin. Bakmayın siz öyle namazın kazası yok diyen profesörlere. Virdin, zikrullahın da kazası var. Namazın kazası olmaz mı? Orucun kazası var. Namazın kazası olmaz mı? Ama ne yazık ki böyle dini sulandırmaya çalışan, dini hususi özel kaynaklarını yok görmeye çalışan bir güruh beyda oldu. Bunlar ne yazık ki dinin tabiri caizse fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. Allah muhafaza eylesin. İşte böylece o vezir itikafa ve halvete devam etmek istedi. Halvet bu manada bütün hemen hemen geçmiş dinlerin içerisinde var olan ve geçmiş dinlerin içerisindeki ehli tarikatın içerisinde de var olan ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanına gelince
peygamberliğinden önce ve peygamberliğinin ilk zamanları Hira Dağı'na çekilip orada halvet etmesi söz konusudur. Tabi halvetteki amaç bu noktada vezirin dediği gibi ben kalp ahvali ile meşgulüm halidir. Halvetin sebebi o sufinin, o yolcunun kalbini tenvir etmesi, temizlemesi, kalbini bu noktada ayardan uzaklaştırmasıdır söz konusu olan. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra da bu yol devam edilmiş itikaflarla. İtikafın haricinde bir kısım sufiler, bir kısım ehli tasavvuf, 40 günlük erbayinler çıkaranlar da olmuş. Ve bunlar kendilerince bu halvetleri önemsemişler. Bu halveti önemseyenler kendilerince böyle bir halvet disturu tutturmuşlar, devam etmişler. 40 günlük erbayinler, ardından aynı gün bir daha niyet edip ikinci 40 gün, bir daha niyet edip üçüncü 40 gün erbayin çıkaranlar olmuş. 120 günlük erbayin çıkaran zatlar var. Bunlar kendilerince hep halvette önemsemişler, halveti benimsemişler. Bir kısımları da kendilerince halvetin karşılığında celveti önermişler. Celvet de halkın içerisinde halvet etmek. Bu fakirin de yolu, bu benim de kabul ettiğim distur bu disturdur. İtikaf sünnettir. Kardeşler kendilerini muhakkak itikafa katmak için, itikafa girmek için, o sünneti işlemek için gayret edecekler. Ama bizde 40 günlük halvet olmayacak iş. Hiç olmayacak. Biz celvet ehliyiz. Bu celvet ehliyiz derken de bunu kendime ölçettim şey şu. Kalk ey örtüsüne bürünmüş peygamber. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peygamberlikle vazifelendirilince Cebrail aleyhisselamı görünce öyle derler. Ben kabul etmem, kalbim isyan eder de işte titredi derler. Ben de ondan olmadığına inanırım. Ben titremenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine atfedilen, verilen vazifenin ağırlığından, verilen vazifenin öneminden, verilen vazifenin kıymetinden dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tirin tirin titrediğini, üzerinden soğuk terler akıttığını, o vazifeyi nasıl icra ederim, o vazifeyi nasıl yerine getiririm deyip kendince titrediğine inanırım. Yoksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin maneviyatının önünde Cebrail de kimmiş? Diğer melekler de kimmiş? Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gerçek manevi suretini görseydi üzerine ne tüy kalırdı ne kanat. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerindeki vazife mana itibarıyla meleklerden birisine söylenmiş olsaydı Allah-u Alem meleklerin hepsini intihar ederdi. Eğer meleklerde öyle bir akıl olmuş olsaydı ve melekler müminlerin vazifelerinin birisini görmüş olsalar da öyle algı olarak, idrak olarak meleklerin hepsi de harakiri yapardı kendi kendine. Çünkü emaneti dağlara verdi, dağlar kabul etmedi. Emaneti varlığın değişik kademelerine ve katmanlarına vermeye kalktı, bilmediğinden değil. Onların acziyetini onlara göstermek içindi. Dağlar kendi acziyetlerini kendileri görsün. Ovalar, nehirler, kayalar, madenler, yıldızlar kendi acziyetlerini kendileri görsün diye.
Meleklerin kendi acziyetlerini kendileri görsün diye Cenab-ı Hak onlara teklif etti. Bilmediğinden değil. Onlar o emanetin hassasiyetini, o emanetin kıymetini görünce hiç kimse o emaneti almak istemedi. İşte Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerinde emanetin en kemal noktasıdır. En bilinen, en gerçeğe dönüşmüş halidir. Adem'den itibaren bu emanet yavaş 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 gerçek manasına doğru yürürken Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde tam kemal noktası tecelli etti. Tam kemal noktası tecelli edince Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o emanetin kıymetinden ve ehemmiyetinden dolayı titredi, kendinden geçti. Bunu nasıl yerine getirebilirim diye. O yüzden örtüsüne bürünüp ağlamaya başladı. Ve Cenab-ı Hak onu halvetten çıkardı. Ve Cenab-ı Hak onu halvet duygusundan da çıkardı. Ve dedi kalk ey örtüsüne bürünmüş peygamber. Zalimlere karşı kalk, hainlere karşı kalk, vefasızlara karşı kalk, kafirlere karşı kalk, ezilenler için kalk, haksızlığa uğramış olanlar için kalk, kanı dökülenler için kalk, kalk. Bu alem senin rahmetini beklemekte. Bu alem senin şefkatini ve merhametini beklemekte. Bu alem hak ve hakikati beklemekte. Örtüne bürünerekten halvetteyken bu vazifeni yerine getiremezsin. Kalk! Benim Allah olduğumu, bu kitabın Kur'an olduğunu bütün insanlara, bütün cinni taifesine tebliğ et. Anlat. İşte yolumuz celvet yoludur. Yolumuz örtünün altından kalkıp bütün insanlığa merhameti, şefkati, sevgiyi, muhabbeti, dinin hakikatini, tasavvufun manasını götürme yoludur. O yüzden yolumuzda halvet etmek insanların içerisinde harama bulaşmamaktır. Yolumuzda halvet etmek, herkese yardım etmek için mücadele etmektir. Yolumuzda halvet etmek, her türlü olumsuzluğa karşı Kur'an ve sünnet dairesinde sımsıkı durmaktır. Yolumuzda halvet etmek, kardeşlerimize Kur'an ve sünnet dairesinde nasihat etmektir. O yüzden halvetse, halvetimiz yaşarkendir. Gözümüzü yumarız heva ve hevesimize. Kulağımızı tıkarız haram olan şeylere. Gözümüzü çeviririz haram şeylerden ne varsa. Halvettir. Elimizi çekeriz. Hatta bizim olandan dahi geri çekeriz. Ayağımızı çekeriz. Haram olan hiçbir yere gitmeyiz. Halvette kasıt Allah'ın nazargahı olan, Allah'ın tecelligahı olan kalbi temizlemektir. Kalbi temiz tutmaktır. Hani Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a der ya, ey Davud! Benim için, benim evimi boşalt. Ve evimi temiz tut. Benim evimi boşalt. Ve benim evimi temiz tut. Bu fakirin anladığı benim evim dedi, hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dediği gönül deryasıdır. Benim evimi temiz tut dediği yer Beytullah'tır zahir olarak. Ama ben orası olduğuna inanmıyorum. Benim evimi temiz tut dediği yerin kalp olduğuna inanıyorum. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mübarek hadis-i şeriflerinde buyurdu ki bir kimsede bir et parçası vardır. Orası temizse bütün azalar temizdir. Orası kalptir. O zaman benim evimi temiz tut derken asıl halvet kalbi temiz tutmaktır. Asıl halvet
kalpten heva, hevesi, kini, günah kebairi çıkarmaktır. Asıl halvet o kimsenin kalbinde hiç haram geçmemesi, hiç harama karşı iştiyak olmaması, harama karşı gönlünün kaymamasıdır. Asıl halvet budur. Ve ibadetlerin belki de manası ve iman etmenin özünün en önemli noktası o kimsenin kalbini tenvir etmesi, kalbini temizlemesi, kalbini o Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına hal olacak, tecelliyatına sebep olacak hale getirmesidir. Misafir gelecek, kalk. Evinize bir misafir geleceği zaman dipten tırnağa temizliyorsunuz ya. Evinize bir misafir geleceğinde toz alınmadık yer kalmıyor ya. Evinize bir misafir geleceğinde bütün biblolardan tutun, kitaplıktan tutun, mutfağa kadar. Dipten tırnağa temizliyorsunuz ya, harika. Ey erkek arkadaşlar, bir kadınla buluşmaya giderken dişlerinizi fırçalıyorsunuz, tıraş oluyorsunuz. En güzel kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ya. Ey hanım arkadaşlar, siz bir erkekle evlenme görüşmesine giderken en güzel kıyafetlerinizi giyip en kokulu bir şekilde gidiyorsunuz ya. İstemez misiniz? Cenab-ı Hak sizin gönlünüze her daim tecelli etsin. İstemez misiniz? Gönlünüzde her daim siz hangi işte, hangi yerde olursanız olsun patlarcasına Allah, Allah, Allah desin kalbiniz. İstemez misiniz? Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz diyen ehillerden olasınız. Kalbi tenvir etmek, kalbi temizlemek, kalbi saf hale getirmek, kalbi ilmi ledünün tecelligahı yapmak, bilmediklerinizi kalbin ilham yoluyla gelmesi, görmediklerinizi ilham yoluyla kalbinize inmesi, ta kilometrelerce uzaktaki bir şeyi görmek istemez misiniz? Kalbinize insin istemez misiniz? Cennetteki bir yaşantıdan estantene. Kalbinize gelmesini istemez misiniz? Cehennemdeki ızdıraptan bir estantene. Allah'tan daha iyi korkabilmek için. İstemez misiniz kalbinizde? Filanca yerde bir fukara varmış. Ne muhteşem bir şeydir, öyle değil mi? Kalbinize Cenab-ı Hak bir fakirin duasını sizin kalbinize indirse, bir borçlunun duasını sizin kalbinize indirse, ne yazık ki Müslümanlar Beytullah'ı görmek için uğraşıyorlar. Müslümanlar bir fukara, hangi fukaranın neye ihtiyacı var diye onu görmek için uğraşmıyorlar. Müslümanlar hangi borçlu Müslüman var? Hangisinin evinde aşk kaynamıyor? Hangisinin evinde duman tütmüyor? Hangisinin evinde çocuğunun ilacı yok? Hangisinin evinde çocuğunun sütü yok diye kalbime ilham gelsin diye bakmıyor. Biz zaten bu yolu şaşırdık ki. Biz bu yolu kaybettik zaten. Biz nereye mal satalım kalbimize o ilham gelsin istiyoruz biz. Biz kime malımızı verelim de kandırmasın bizi. Kalbimize o ilham gelmesini istiyoruz. Bu fakir o hatayı yaptı. Kendimce dedim ki ya Rabbi, ben bugün hiç kimseye mal kaptırmayayım, kalbime ilham eyle. Birisi geldi benden mal almak için. Birisi mal almak için geldiğinde ben rabıta ettim. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni gördüm, gülüyor karşımda. Sanki malı buna ver gibisinden. Verdim ben de, battı malım. Sonra uyandım kendi kendime. Mustafa Özbağ ne yaptın dedim. Sen ne yaptın? Senin kalbine bu ilham mı gelmesi lazımdı? Sen malının peşinde misin? Sen dünyanın peşinde misin? Allah'ın peşinde misin? Sen paranın peşinde misin Mustafa Özbağ? Sen dedim gidecek olan paranı mı düşündün? Bu para var mıydı sende dedim. Bursa'ya geldiğinde bu para cebinde var mıydı Mustafa Özbağ? Senin ne zaman cebinde bu kadar para oldu ki dedim. Sen meyhanede dağıtırken, yedirirken hesap etme.
Pavyonu kapatırken hesap etme. Samimi sanayi dinlerken hesap etme. Sen bilmem hangi sanatçıyı dinleyeceğin zaman hesap etme. Sen Esengül'ü dinlemek için sayan orayı kapat. Ondan sonra kalk. De ki benim kalbime ilham eyle. Benim malımı birisi zarar vermesin. Sen para için mi yaratıldın dedim kendime. Müstahak sana dedim. Düşme bile peşine. Peşine bile düşmedim. Biliyorum ki o malı elimden alan o. O malı elinden alan o. Evet. Müslümanlar, kendimden pay biçiyorum. Kalbine ilhamı kendisine zarar gelmesin diye istiyor. Evlenecek ya, habire istihare yapıyor. Ya Rabbi sana nasıl yakın olurum diye, istihare yapayım diyen bir tane Allah'ın kulu gelmedi daha bana. 28 yıldan beri sohbet ediyorum. 28 yıldan beri rüya yoruyorum. 28 yıldan beri istihare yoruyorum ben. 28 yıldan beri. Tabiri caizse yoruldum. Evlenme istaresi yormaktan yoruldum. Evlen, ne olacak? Bir adamın kahrını çekemeyeceksen evlenme. Bir kadının kahrını çekemeyeceksen evlenme. Onu mutlu edemeyeceksen evlenme ya. Kendinden şüphen varsa evlenme. Sana evlen diyen yalvaran mı var? Allah'a yakın olmak için bir kişi istare yapmıyor. Ben nasıl yakınlık elde ederim? Bir kimse buna danışmıyor. Ben ne yaparım ya Rabbi? Benim fiziğim, benim kalbim, benim halim, benim durumum sana yakın olmak için hangisini el verir? Ben oruç mu tutayım? Ben çokça zikir mi yapayım? Ben fukara mı doyurayım? Ben yetimlerimin peşinde mi koşturayım? Ben ne yapayım? Ben ne yaparım da sana yakın olurum? Hani Musa aleyhisselam demiş ya, ben ne yapayım? Sana nasıl yakınlık peyda edeyim? Bir peygamber bunu mu düşünüyor? Biz Müslümanlar bunu düşünemiyoruz. Bir peygamber bunun acısını çekiyor. Musa aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ne yaparım da sana yakın olurum? Ne yaparım? Ya Musa bir hastayı ziyaret edersen beni göreceksin orada. Beni. Beni göreceksin. Bir yetimin başını okşarsan benim başımı okşayacaksın. Bir çıplağı giydirirsen beni giydireceksin. Bir açı doyurursan beni doyuracaksın. Biz neredeyiz ey Müslüman kardeşler? İşte halvet, kalbi tenhir etmek, kalbi temizlemek, kalbin içerisine Allah sevgisini koymak, kalbin içerisine Allah aşkını koymak, kalbin içerisine Allah'a bir iştiyak duymak, kalbin içerisinde Allah'a karşı bir şevk tesis etmek için. Ama asıl bu halvet bir odaya kapanaraktan değil, örtüsüne bürünerekten değil. Bu halvet dili muhafaza ederekten, bu halvet fitne çıkarmayaraktan, bu halvet haddi aşmayaraktan. Beni ilgilendirmez, zakirimiz var o düşünecek. Beni hiç ilgilendirmez. Cemil ya siz ne yapıyorsunuz burada, yanlış yapıyorsunuz, sana ne? Hocam sen bu işi böyle yapman lazım, sana ne? Sana soran oldu mu? Halvet, haddi aşmamak. Halvet, haddini bilmek. Halvet, sen Allah yolunda koştur. Adem'e diyeceksin, Adem sen semazeni böyle yetiştirdin. Sana ne? Biz Murat'a diyeceğiz ki, Murat sen semazeni böyle yetiştir. Adam yıllardan beri semazen yetiştiriyor, ona akıl vereceğiz. Halvet, haddini bilmek, haddini bilmek. Halvet, işini bilmek. Halvet, haramlardan uzak durmak. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ya, asıl hicret, asıl hicret, haramdan helala kaçmak. Haramdan helala kaçmak. İşte
yolunuzda halvet, celvet etmektir. Halkın içerisinde durup bütün duyu organlarını haramdan temizlemektir. Yolunuzda halvet, haddimizi bilmektir. Allah ve Resulünün önüne geçmemektir. Yolumuzda halvet, üstadımızın önüne geçmemektir. Zakirimizin önüne geçmemektir. Ustamızın önüne geçmemektir. Amirimizin önüne geçmemektir. Halvet, adaf ve erkana riayet etmektir. Adaf ve erkan, sünnet-i Resulullah'tır. Kendi kendine, kendi hevandan biliyormuş noktasına götürmemektir kendini. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Bakın Hazreti Pir ne diyor? Yürü, tezbir Allah dostu ara. Böyle yaptın mı Allah senin dostun olur. Halvette oturup, gözünü yuman da bunu yine dosttan öğrenmiştir. Ha yardan halvet etmek gerek, yardan değil. Kürk, kışın işe yarar, baharın değil. Demek ki biz asıl halvet bir dosta tabi olmaktır. Dosta tabi olmak, dostun dediğini yerine getirmek Allah'a tabi olmak gibidir. Halvette gözünü yuman da diyor, bunu yine dosttan öğrenmiştir. O yine dostun dostundan öğrenmiştir. O yine dostundan öğrenmiştir. Ayardan halvet etmek gerek. Yani ayar dedi, ehli tasavvuf için Allah'tan gayrı ne varsa ayar odur. Allah'tan gayrı ne varsa hepsinden halvet etmektir. Hazreti Pir halveti böyle görüyor. Diyor ki sen ahyardan halvet et. Yardan değil, kürk kışın işe yarar. Baharın değil. O yüzden halvet etmek bu manada sünnet-i Resulullah'a uygundur. Bahsettiğim hadis-i şeriflerde de bahsedilen halvet budur. O kimsenin haramlardan halvet etmesidir. Yoksa siz bir odaya girseniz kalbiniz çıfıt çarşısınsa odaya girmenizin bir anlamı kalmaz. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Müritlerin vezire yalvarmasından devam edeceğiz. İnşallah. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun inşallah. Sorulara da bakalım inşallah. Cuma namazını hiç kaçırmayan, çok önemseyen insan neden 5 vakit namazı kılmaz? İnşallah 5 vakiti de kılar, Allah nasip etsin. Gönül arzu eder ki 5 vakit namazı kılsınlar insanlar. Ama normalde bu böyle namaz üzerindeki eksiklikler, noksanlıklar, gevşeklikler söz konusu olunca bazı insanlarda cumaya karşı aşırı bir hassasiyet oluştu. Bu hassasiyet bir taraftan iyi. Hiç olmazsa cumayı kılıyor. Biz sufiler farklı bakarız meseleye. Cumadan cumaya namazı giden mi kıymetli, hiç gitmeyen mi kıymetli? Cumadan cumaya da gitse bir mescit yüzü görüyor, bir cami yüzü görüyor. O Müslüman olduğunu gösteriyor. Çok önemli benim için. O yüzden inşallah cuma ile başlamışlar ya, gerisi de gelir inşallah. O yüzden bu tip kardeşleri, bu tip kimseleri hor hakir görmeyin, eleştirmeyin, laf söylemeyin. Ya böyle de Müslümanlık olur mu demeyin. Bir kimsenin cumadan cumaya gitmesi dahi âlâ bir şey. O yüzden onlara karşı laf söylemek, onları o amelden soğutursa
onun Allah muhafaza eylesin diyetini ödeyebilecek kimse yok. Öyle değil mi hocam? Millet söylüyor ama değil mi şimdi? Ya küfrüne bile fetva veriyorlar değil mi hocam? Veriyorlar. Ne yazık ki o hale geldi. Ümmet-i Muhammed. Allah selametlik versin inşallah. Balık, güvercin, muhabbet kuşu gibi hayvanların evde beslenmesi ve bunların ticaretinin yapılmasında bir sakınca var mıdır? E tabi normalde eğer enesçik kafalılar varsa besleyebilirler. Böyle söylüyorum, hakkınızı helal edin. Hani Hazreti Enes çocuktur ya da o böyle kuş besler. O kuş beslediğinde hatta kuşu da ölür ya. Hastalanır, hastalanınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Enes'in evine gider. Hasta ziyaretine. Kuş hastadır ya, Enes üzgündür. Enes'i ziyaret eder. Ardından kuş ölür. Kuş ölünce yine Enes'e ziyarete gider. Enes çocuk tabi daha o zaman. Ağlar. Ondan sonra hatta kuşu gömerler beraber bir rivayet. Değil mi hocam? Öyle olması lazım. Gömüyorlar değil mi? Kuş gömüyor. Evet. Kuş gömülüyor. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Enes radıyallahu anh Hazretlerine müsaade eder. O yüzden çocukların böyle evlerinde balık, kuş bakmaları uygundur. Bunda bir sıkıntı yok. Çocukların. E bir kimse ben hep çocukum daha deyip de bakıyorsa, aklı Enes'çiyse söyleyecek laf yok. O zaman o kimse bakabilir. Aslında bir şey söyleyeceğim de ortalık hoplayacak şimdi. Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretlerinin nakli var. Bu güvercin besleyenler diyor ki Lutiler güvercin beslerler. Onların özelliklerini sıralamış. Yaklaşık bir 10'un üzerinde özellikleri var. Bunlar şimdi ağır tabi de böyle işte erkeklerin gömlek düğmelerini açmaları. Ondan sonra erkeklerin kırıtaraktan yürümeleri. Erkeklerin kadın kıyafetleriyle kırıtmaları. Bunlar diyor hani oyun oynarlarken böyle parmak çıtlatmak var ya. Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretlerinin nakli bu, kendisinin sözü. Bunlar parmak çıtlatırlar diyor. Ondan sonra bu eşcinsellerle alakalı eserlerde bunun içerisinde de eşcinsellerin özelliklerinin arasında bu. Evlerde güvercin ve kuş beslemek. Kaynak Heytemi'nin helallar ve haramlar. Kaynak Mustafa Özbağ değil. Bana kızmayın. Çevremizde farzları tam yerine getirmeyen insanlar dualarının kabul olması için her gün okuyacakları bir dua soruyorlar. Bu noktada Hazreti Ali Efendimizin birkaç aynı hususta yanına gelen insanları tövbeyi tavsiye etmesini ölçü olarak günlük vidimizdeki tövbeyi tavsiye edebilir miyiz? Evet. Ben 7 yaşındayım, bir sorun var, Allah'ın vücudu var mı? Var ama biz onu algılayabilecek, akledebilecek noktada değiliz. İmam tekbiri komut şeklinde söyleyince namazın fasit olduğunu söylemiştiniz.
Günümüzde çoğu imam bu şekilde namaz kıldırıyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Özellikle cuma namazı hususunda kişi nasıl yol izlemelidir? Allah muhafaza eylesin. Hocam fetvayı biliyorsun değil mi? Komut şeklinde namazın fasit olduğunu değil mi? Evet. Eyvah, ne olacak bu milletin hali? Bir de şey çok güzel değil mi? Normalde şimdi hani Allahu Ekber, Allahu Ekber oturacak ya, cemaat oturuyor. Allahu Ekber. Ey cemaat oturuyorum, oturdum. Şimdi kalkıyorum, dikkat edin, kalkıyorum. Allah'a ekber. Dikkat edin, bu rükû. Allahu ekber. Dikkat edin, bu secdeye gidiyor. Allahu ekber. Böyle oluyor değil mi hocam genelde? Evet. Bu iki hafta Cuma'ya gittiğimiz adam rahatlamıştır artık. Biliyoruz ya. Biz bir Cuma gidelim gene oraya. Kendimizi gösterelim mi? Bir baksın orada hutbeden geldiler gene. Din kardeşimize ettiğimiz duanın tecelli etmesi gerekirken neden tecelli etmez? Neden etmesin? Etmiştir. Öyle düşünmeyin. Nazardan korunmak için ne yapmamızı önerirsiniz? Bana nazar diyor demek kendini çok güzel görmek, çok kıymetli görmek demek ya. Bu kibir değil mi? Kibir değil mi hocam? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nazar değerdi. O peygamberdi. Onun güzelliği neyde vardı ki? Ona nazar değerdi. Bana nazar diyor diye kimse kibirli. Kendini fazla beğenmiş. Bana gelince söyleyince bir kansırayım ben senin yüzüne diyorum. Bakıyor şimdi. Nasıl yüzüne kansıracağım diyor. Nazarı filan kalmıyor. O şunu istiyor. Okuyayım o da. Ah gördün bak nazar değmiş. Öyle oluyor mu genelde? Saf saf ben de ilk etapta buna bir okuyayım dedim birisi geldi böyle. Onu da bayındırda şey söylemişler demişler ki ya o okur şey efendi ona bir de dua verdi. İnek bile ayaklandı demişler. Geldi. İyi ben de okuyorum şimdi. O şey efendi de duayı verdi ya bana okuyorum ben de şimdi. Ha, halden hale giriyor nazar değmiş ona diyor. Bu ne dedim ya. Böyle baktım. Yok dedim bu kibir var bunda dedim kendi kendime. Tak kağıdı kapattım. Ondan sonra böyle baktım. Şimdi dedim en önemli noktaya geldi. Gençlik de var ya böyle baktı. Yüzüne benim bir kansırmam lazım senin dedi. Ya olur mu öyle şey dedi. Sen bilirsin dedi. Kalktı. Nazar kalmadı onda. Esniyordu böyle kafasına bir tuhaf şeyler yapıyor. Bitti. Kansırayım deyince. Bana nazar diyor diyen bir kimse kendince kendini çok iyi, çok güzel, çok mükemmel görüyor. Allah muhafaza eylesin. Allah.
ailesiyle temasta bulunduklarında elleriyle teyemmüm ederlerdi. Ravi Hazreti Ayşe. Soru. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Hangi konuda bahiste geçiyor ki bu? Eğer normalde gusül bahsinde geçiyorsa, o zaman su bulamadığı zaman gusletmesi gereken bir kimsenin teyemmümle gusletmesi caizdir. Eğer yine abdest alması gereken bir kimse su bulamadıysa, teyemmümle abdest alması da caizdir. Namaza kalktıklarında tekbiri ellerini uzataraktan alırlardı. Ellerini uzataraktan dedi, kaldırması. Allahu Ekber. Hanefiler öyle söylemişler. Size kadınların yanına girmekten sakının denildi. Kocasının kardeşi veya akrabası ise buyurdu ki onlar girerse ölümdür. Evet, kadınlarla halvet etmek caiz değildir. Nikah düşen bir kadınla bir erkeğin halveti caiz değildir. Kızlar için sünnet et fakat aşırı gitme. Zira bu sünnet hem yüz parlatıcı hem de zevci için haz vericidir. Beyhak, bu hadis erkekler için mi söylenmiştir yoksa bayanlar için mi? Bayanlar. Önceden kız çocuklarını sünnet ederlerdi. Bu hala da Mısır'da, Yemen'de, Afrika'nın belli yerlerinde devam ede gelen bir sünnettir. Ama normalde Türklerde de Orta Asya'dayken bu İslam olmazdan önce Türklerde de vardı bu adet, sünnet adeti, bayanların da sünneti. Sonradan Osmanlı'nın bir zamanına kadar devam ettirildi bu. Sonradan bu Türklerde, yani Anadolu'da kimsede kalmadı. Şu anda bu bir Mısır'da, ondan sonra Suudi Arabistan'da, Yemen'de, bu Afrika'nın belli kabilelerinde devam ediyor. Ama Avrupa'da başladı şimdi. Normalde geçenlerde gene bir bilimsel bir yazı okumuştum internette. Avrupa'da bayanların normalde kadın hastalıklarıyla alakalı, kadınların bu kadın hastalıklarından koruduğunu, bilmem işte şu faydası var, bu faydası var diye Avrupalı bir bilim topluluğu, akademik bir topluluk bunu yayınlamış. Enteresan. Ben onu okudum. Tabii hani onlar dine atfetmemişler hiç. Kendi kendime dedim ki ülkemizde bizim dedim reddedilen şey Avrupa'da dedim belli bir akademik topluluk açısından kabul edilince bizimkiler de aa bak ya. Sonra biz şöyle dedik. Bizim dinimizde vardı bu zaten. Ama önceden dinleyen yok. Abdest al, yıka, uyu, sabah gusledebilirsin. Zaman namazını kaçırmayacak şekilde. Evet, doğru. Normalde eğer çok bir kimse gusledebilecek böyle zamanı yoksa, uyuyakaldıysa sabah namazından önce gusledebilir. Anne karnındaki yavrunun boğazlanması anasının boğazlanması ile tahakkuk eder. Diri çıkarsa bir bıçakla ona yetiştireceksin. Bu normalde hayvanla alakalı. Hayvan kesilirken eğer ki hamile olduğu bilinmezse bir kimse hayvanı kesti. Hayvanı kesince normalde bilmiyordu hamile olduğunu ama karnını yardı. Bir baktı ki karnında yavru var. O zaman o yavruyu da kesecek o kimse. Ama yavru ölü çıkarsa o zaman kesmesine gerek yok. Yavru ölü çıkmazsa, canlı çıkarsa o zaman onu da kesecek ki o da etik kullanılabilsin diye. Ama bu tabi böyle bazen değişik hayvanlar vardır. Gebelikleri belli olmaz. Onu hayvancılık yapanlar bilirler genelde. Siz yapmadınız değil mi hiç hayvancılık? Hayvancılık yapan var mı içinizde erkeklerden?
Var mıydı büyükbaş hayvan? Var efendim. Onlarda normalde kemisi belli etmez kendisini. Anlaşılmıyor. Son anda. Son anda. Yani son 2-3 ay kala anlaşılıyor onlar doğumuna. Öyle değil mi? Evet. Böyle bir hal olursa o zaman o karnındaki hayvanın da kesilmesi lazım. Diri çıkarsa. Biz bir gün laf lafa açıyor. İçiniz kalkmasın da Sait'in orada evinde kurban kesiyoruz. Birileri de kendilerince hayvan almışlar kendi kafalarından. Onlar da Sait'in oraya getirmişler. Sait'in orada hayvan kesiyorlar onlar da. Bir Sait hayvanın şeyini içini açtı. Hayvan şey geber. Dedim acı geber. Ne yapayım dedim. İlla ki gidip kendileri aldılar. Adam buna da satar, bunlara da satarken yemin billah etmiş gebe değildi. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sütten kesil yani süt veren bir ineği, süt veren deveyi, süt veren koyunu kestirmezdi. Doğuran bir koyunu kestirmezdi. Doğuran bir deveyi, doğuran bir ineği kestirmezdi. Dikkat edin, kestirmezdi. O artık kuzu, koyun süt vermiyor. Sütten kesildi. Hiç vermiyor süt. Doğurmuyor da. O zaman o koyun kesilirdi. O deve süt vermiyor, doğurmuyor da. O deve kesilirdi dişi olarak. Büyükbaş doğurmuyor, sütü de yok. O kesilirdi. Öbür türlü onları hiç kestirmezdi. Allah bin türlü varlık yarattı. 600'ü denizde, 400'ü karadadır. Bunlardan en evvel helak olacak olanı çekirgedir. Diğerleri de kopmuş boncuk dizisi gibi bunu takip ederler. Hadis-i şerifte geçen ilk helak olacak olan çekirgedir ifadesini açıklar mısınız? Demek ki ilk önce çekirgeleri söylemiş. Bu sayılarda tabii şey yapmayın. Ne o? Takılı kalmayın. Normalde burada diyor ya bin türlü diye. O gün için Arapların içerisinde en fazla, en yüksek sayı bin. Bunun her birini bir alem olarak görürseniz bir alem. Binini, bini bir binin her birisini bir alem olarak görün. O zaman bin alem çıkar ortaya. Ne? Her bin alemin yani bir alemin içerisinden bin alem çıktı. Her bir alemin içerisinde de binlerce sayısız canlı olarak görebilirsiniz. İçinde hadis, hadisin altında da tefsiri açıklaması olan bir kitap var mıdır? Var ise bu kitap ismi önerir misiniz? Kütüb-i Sitte İbrahim Canan internette var, indirebilirsiniz. Olanı söylemek gıybet, olmayanı söylememek iftira. Her zaman hoşuna gideni söylemeli miyiz? Gıybet etmemek mümkün değil. Allah muhafaza eylesin. Gıybet etmemek mümkün değil demeyin. Mümkün. Gıybet etmemeye gayret edeceğiz. Eğer yaptıysak hemen tövbe edeceğiz. İnşallah. Benim eşim bana kavga ettiğimiz zaman bana çık git diyor, bir de küfür söylüyor, ne yapmam gerekir? Kavga etme. Ben haber izlediğim zaman bir tuhaf oluyorum, elim ayağım titriyor, psikolojik olabilir mi? Evet. Kavga etmeye zamanımız var demek ki, Allah muhafaza eylesin. Kayınvalidem şaka altından bana kaba sözler söylüyor. Ben de şakayla değil, direkt cevap veriyorum. Yani öyle kişiliğe sahibim. Bu sefer de ikimiz birbirimize kırgın oluyoruz. Bu durumdan rahatsızım. Susayım diyorum, nefsim ağır geliyor. Ağlıyorum. Cevap verince de kaynanam alınıyorum.
Sufi ahlakı hiç öyle tersine cevap vermeye gerek yok. Bazen susmak cahillere verilecek en güzel cevaptır. Bir kimse, kayınvalideniz olabilir, babanız olabilir, kocanız olabilir, karınız olabilir. Böyle size cahilane, kaba bir şekilde konuşan bir kimsenin karşısında susmak en güzel cevap verme şeklidir. Kaba ve cahil bir kimseye laf söylerseniz, o laf söyledi, o size daha ağır söyleyecektir. Siz ona daha ağır söyleyemeyeceksiniz. Sufisiniz. Bu sefer siz boşamak zorunda kalırsınız. Erkekler için kadınlar da boşanmak isteyebilirler bu sefer. Derler ki ya bu kadar kaba sözler söyledi. Ben ne yapayım şimdi? Boşanayım bağlamdan. Cahile cahilce davranılmaz. Karşınızdaki bir kimse, yakın dairenizde, arkadaşınız, kocanız, karınız, kayınvalideniz, kayınpederiniz, anneniz, babanız, kardeşiniz kaba bir söz söylüyorsa bu derviş kardeşler. Susun. Susun. Çünkü cahil ve kaba olmamış olsa o cahilane ve kaba bir sözü söylemeyecek. Bir kimse cahilane kaba bir söz söylüyorsa ahlaki seviyesi bu. Ona söz söylemek onun ahlaki seviyesine iniyor. Hani köpek ısırdı, anladık. Sen neden ısırdın? Köpek ısırdı. Vazifesini yerine getirdi. Onun işi o. Sen? Senin işin. Sen insansın. Sen bir de sufisin. O yola girmişsin. Sen söyleyemezsin. Sen söyleyemezsin. Senin karşında kaba saba cahillane konuşan bir kimseye sen konuşamazsın. Konuşuyorsan tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. İki çıplak bir hamama yakışırmış. İki cahil de bir eve yakışır. Sussa birisi öbürkünün canı sıkılır. Bir daha gelmez onun yanına. Cahil insanlar cehaletten hoşlanırlar. Faziletten değil. Kaba insanlar kabalıktan hoşlanırlar. İncelikten değil. Bir kimse ince davranıyorsa kaba bir kimse bakar. Ulan bu çekilmez ya, bu yaşanmaz bunlardan. Çeker gider. Çeker gider. Şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış insanların yanında rahat huzur bulur. Melekleşmiş insanlar, melekleşmiş insanların yanında rahat huzur bulur. Cahiller, cahillerle bir kavimdir. Erdemliler, erdemlilerle bir kavimdir. Sen nereden olduğunu kendin seç. Yaptıklarına bak, ben nereye yakışıyorum diye gör. Allah bizi muhafaza eylesin. Bitti sorular. Gündem serbest. Gideceğim çünkü.
Fatih el kola gelir ya ama. Gideceğim diyorum, gidemezsin. Ben kendime saat koydum zaten. Saat 10'da biter benim. Hakan abi öyle konuştuk değil mi? 10'da biter şimdi dedik değil mi? Ben şimdi bir de böyle diyorum ya, kimse soramayacak bir şey değil. Sor kızım. Allah sana sabır versin. Allah razı olsun hocam. Bunlar şimdi Nisan ayında hadis yarışmasına girecekler. Bunlara 480 sayfalık bir kitap verilmiş. Ben bu konuda onlara nasıl yardımcı olabilirim? Hani nasıl öğretebiliriz onu? Ehli burada. İçin ehli burada efendim. Yarışmayı bizzat bunlar düzenliyor çünkü arkadaşlarımız düzenliyor. Öyle mi? Evet. Aaa! Müsebbir bir elfi sahnesi burada. Hocam söz sizde. Yani en güzel... Bir dakika hocam. Yanaştırın hocama. Sen tam sormuşsun, yerindeymişsin. Hocam bu vesileyle reklam da yapabilir miyiz Hayat için? Tabii tabii. Yani biz de hocamla onu konuşuyorduk. Yarışma kayıtlarıyla alakalı sona yaklaşıyoruz. Müsaadenizle yarışmayla ilgili bir iki husus belirteyim. Kameraya alın sonra hocamı. Şimdi yarışmamız Ufka Yolculuk adında Türkiye, hatta son iki yıldır dünya çapında bir yarışma. En son geçen sene Siyer yarışması 61 ülkede yapıldı. Türkiye'de 500 bin katılımı var. ÖSYM'den sonra en büyük sivil organizasyon. Buradaki niyet, Türkiye'de çok kaynak var. Vatandaşı en sahih ve herkesin ittifak ettiği kitaplarla buluşturmak. İlk sene İlmihal Ömer Nasuh Bilmen'in İlmihal'iydi. İkinci sene meal üzerinden bir yarışma oldu. Hani insanları Kur'an'a yönlendirelim. Üçüncü sene Siyer'le ilgili İsmail Lütfü Çakan hocamızın çok sahih bir kaynağı. Bu senede Riyaz-ı Salih'in dünyada Kur'an-ı Kerim'den sonra tüm dünyada okunan ikinci kaynak. Herkesin ittifak ettiği bir kaynak. Bu Riyaz-ı Salih. Yalnız hocam Riyaz-ı Salih'in hepsi zor olur diye Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı'nın 1001 hadisi var. Profesör Mehmet Emin Özavşar. Bu kitap üzerinde kategorilere ayırdık. Yani hocalar ayrı kategoride, küçükler ayrı kategoride, büyükler. Yani 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Umre ödülü var. Yarışmanın birincisine 2 umre veriyoruz ve yanında 2500 lira para hediyesi veriyoruz. İkincisi de 1500. Bunun her ilin kendisine, mesela Bursa'daki arkadaşlarımız farklı ödül, Kocaeli'de. Mesela biz ayrıca Kocaeli'de her kategoride birinciye 15 çeyrek altın veriyoruz. Tabii bunlar hepsi vesilesi. Esas niyetimiz, şimdi ablamızın sorusuna gelelim. Hakkınızı herhalde biraz uzattık. Yok. Tabii buradaki esas niyetimiz, işte biz böyle geri dönüşler alınca mutlu oluyoruz. Yani geçen sene mesela Siyer yarışmasında bu ailece okuyan kardeşlerimizden rüyasında efendimizi gördüklerini, işte bu kitabı okuduklarından dolayı ve bu yarışmaya katıldıklarından dolayı memnun olduğunu ve efendimizin hayatına işte gençleri bir teşvik. Bu sene de hadis en güzeli çocuğumuzla biz öyle bir projemiz var. Mesela kendimizin muhtelif derneklerimiz var, spor dernekleri. Gençler tekvandodan evvel, judodan evvel, yüzmeden evvel, izcilik faaliyetlerimizden evvel oturup hadis okuyorlar, sonra başlıyorlar. Biz de acizane evimizde her gün hadis saati ilan edelim inşallah. Hatta bizim bu yarışmayı genel tertip eden heyet bu yıl hadis yılı ilan etti. Bu vesileyle inşallah her gün okuduğumuz hadisleri, tabii Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor, malum biliyorsunuz. Siz bildiklerinizi amel edin, Allah bilmediklerinizi öğretir. Yani bir gün bir hadis, iki hadis derken inşallah faydalı olur. Allah razı olsun hocam. Biraz haddestik gibi ama hakikaten. Tamam, teşekkür ederim. Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar. İsmini bir daha söyleyelim. 1001 hadis. Riyaz-ı Salih'inden 1001 hadis. Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar Kocaeli
biz acizane Gölcük temsilcisiyiz. Kocaeli temsilcisi arkadaşımıza irtibat kurabilirler. Bir de Ufka Yolculuk, Ufka Yolculuk sitesinden girip çok rahat bir şekilde oradan online kayıt olabilir. O yarışmada da hangi ilde, hangi ilçede kitap temini neredeyse yönlendiriyor zaten. Evet. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Allah razı olsun. Harikaymış ya. Çok iyi. O kaynak birlikteliğini de güzel kurmuşum. İyi. O da şöyle oldu hocam. 3-5 yıl evvel de sayı kaynak çalışması oldu. Türkiye'nin lokalif yerlerinde ehl-i sünnet alemlere gidildi. Görüşüldü. İşte sizin önerdiğiniz sayı kaynak nedir? Şimdi Türkiye çapında. Herkes Nevevi'de ortak kıldı. Hem Hanefi. Tabii. Öyle. Ondan sonra işte o kaynak çalışmasındaki kitapları böyle yarışma vesilesiyle insanlara gündemine getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi. Yani Nevevi'nin biz arkadaşları da kardeşleri de biz hep Nevevi'yi tavsiye ederiz. Şey olarak, hadis olarak. Çünkü çelişmiyor ya Hanefi fıkhıyla. Çelişmeyince oturuyor. Bugün bir gördüm yalnız onu şey yapamadım. O zaman bir bilginiz vardır. Kitapçıda gördüm. Tek ciltlik bir Nevevi hadisi. Yeni bastılar demek onu. Evet hocam. Onu işte şeyini alıp, telifini alıp bu yarışmaya özel basıldı Türkiye çapında. Bin bir hadis oldu. Bin bir hadis. Başka sorusu olan? Hakkınızı helal edin. Allah rızası için el-Fatiha.